Kıymetli izleyiciler, sevgili öğrencilerimiz, Rize Sosyal Bilimler Lisesi Edebiyat Sözlüğü'ne hoş geldiniz. 23 Mayıs 2022 Pazartesi akşamı Edebiyat Sözlüğü'nde yine edebiyata doyacağız diye düşünüyorum. Bu akşam çok kıymetli bir konuğumuz var yine. Abdullah Aren Çelik. Abdullah Hocam hoş geldiniz. İsmail Hocam merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Abdullah Hocam'la Yediler Teknesi kitabını konuşacağız. O kitap özelinde öğrencilerimizin soruları var ama tabii sadece kitap özelinde değil, kendisinin edebiyat hayatı, genel edebiyat ortamı. Öğrencilerimiz merak ettikleri bütün soruları hazır yazarımızı karşımızda bulmuşken yöneltecekler ve güzel bir sohbet olacak diye düşünüyoruz. Bu arada Abdullah Hocam ben okul müdürümüz Meryem Turgut Hocam'ın selamını da programın başında ileteyim. Onlar farklı işlerinden dolayı her programa katılamayabiliyorlar ama selamlarını mutlaka iletmemizi istiyorlar. Onu da iletmiş olalım. Çok teşekkür ederim. Mutlaka benden de selam söyleyin. Eyvallah hocam. Aleyküm selam. Ben müsaadenizle programı sorularıyla sürdürecek öğrencilerimi hızlıca bir takdim etmek isterim isimleriyle. İclal Nisa İpek. Merhaba, programa katıldığınız için teşekkür ederiz. Güzelcim merhaba. Doğan İlcinel. Merhaba. Merhaba Doğa. Aleyna Acar. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim Aleyna. Aleyna yankı yapıyor. Oradaki şeyi ayarlarsınız canım. Mihriban Kaya. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Mihriban. Şevval Su Özdemir. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ahmet Taner Yazıcı. Merhabalar, hoş geldiniz. Sevgili Ahmet, merhaba. İclal Nisa'nın sorusuyla başlayacağız. İclal sorunu yöneltebilirsin. Tekrardan merhaba. Benim sorum, kitapta insana ve insanlığın problemlerine dair birçok konu var. Bu da kitabı yazmanın zor bir süreç olduğunu gösteriyor bence. Hani sizce bu süreç nasıldı? Pes etmeyi düşündüğünüz ya da kafanızın karıştığı zamanlar oldu mu? Evet. Yediler Teknesi benim üçüncü romanım. Ondan önce ben İleride Hep Yalnız ve Kanar Adam'ı yazmıştım. Nedense çok kolay yazmıştım. Yani daha rahat bir hem daha rahat yazmış hem de rahat bir kafayla bir yazma uğraşımı sürdürmüştüm. Ama Yediler Teknesi'nde garip bir şekilde üzerime çöken bir ağırlık gibi sürekli beni rahatsız eden bir tarafı vardı. Bu da benim yazmamı biraz zorlaştırıyordu. Sanki bunu biliyor gibi sevgili İcdal bu soruyu da öyle sormuşsun gibi. Yani gerçekten ben çok zorlanarak demeyeyim ama psikolojik olarak çok etkisinde kalarak yazdım. Yani uzunca bir süre yani her gün hemen hemen her gün günde en az 5 saat 4 5 6 saat çalışarak yazdım o metni. Çok uzundu, kısalta kısalta Hasan Ali Toptaş'ın dediği gibi sözcükleri kusarak değil, yutarak yazdım. Dediğim gibi yani kitabın o psikolojik tarafı, o ağırlığı benim üzerimde de bir ağırlığa dönüştü. Korkmaya başladım, korkarak masa başına geçip yazmaya çalışıyordum. Evet zorlu oldu, diğer kitaplarım gibi değildi ama uzaklaştım mı, uzaklaşmak gibi bir düşünceye kapıldım mı? Yer yer ben niçin yazıyorum dediğim oldu tabii. Ama nihayetinde yani yarıyı geçmiştim bu duyguya kapıldığımda metnin yarısını. Şimdi artık sizin huzurlarınızda sizin okuduğunuz bir metne dönüştü. Ama dediğim gibi benim için zorlu bir süreçti. Yazmanın ne demek olduğunu ben Yediler Teknesi'nde biraz daha fark etmeye başladım. O yüzden hem ağır hem keyifli. Yer yer zor, yer yer de dediğim gibi çok hoşuma giden bir yazma süreci oldu. Sanırım toplamda 1,5 seneyi aşkın bir zamanda yazdım. Ama ritmi olan ve hemen hemen her gün çalıştığım bir metin oldu. O yüzden yani keyifli olan tarafları olduğu kadar benim canımı sıktığı ve keşke ya böyle bir metne başlamasaydım dediğim zamanları da oldu tabii. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.
Doğanil, senden soru alalım. Benim sorum şu, romanını okurken sinematografik bir anlatım var gibi hissettim. Yani sanki bir roman okumuyorum da bir film sahnesi gözümün önünde canlanıyormuş gibi bir izlenime kapıldım okurken. Yani bir sinemaya ilginiz var mı ya da bu dili oluşturmak için özel bir çaba gösterdiniz mi? Yani şöyle söyleyeyim, ben yazı yazan herkesin, yani yazma edimini uğraş edinen herkesin sal sinema değil, görsel sanatların hepsi ya da müzikten müzik de dahil sanatın bütün disiplinlerine yakın durması gerektiğini düşünüyorum. Sinemaya yakın mıydım? Evet, ama ben hikayeci biriyim. Yani hikayeci derken yazdıklarımın sinematografik, yani okurun zihninde canlandırabileceği bir genişlikte bir mekanını öne çıkaran, mekanı öne çıkaran ve akıllarında kalabilecek bir uğraşla yazıyorum. Yani sinematografik dediğiniz şey okunan bir metnin gözünüzde canlandırabilmeniz anlamına geliyor aslında. Yani Yediler Teknesi Sekteyi, benim diğer kitaplarımda da böyle bir şey var. Göz, insanın gözünde canlandırdığı metinler. Yani metnin içinden hareket ediyorsunuz. Onun bir parçasına dönüşüyorsunuz. Evet, sinemaya ilgim var. Yani bu benim şahsım ile ilgili değil. Dediğim gibi, yani yazan bütün yazarların aslında yazı, yani okuma dışında, edebiyat dışında, yani felsefeden sosyolojiye, ondan sonra ne bileyim, yani bilimin herhangi bir dalından sanatın herhangi bir disiplinine kadar kendine uğraş edilmesi ve takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden ben hemen hemen her gece, yani bir film izlemeye çalışırım. Değilse bile onunla ilgili bir minik bir şeyler kurcalamaya çalışırım. Ama yani sinemaya, diyelim ki sinemaya mesafeli olsaydım bile, yazdığımda sinematografik bir düşünceyle yazmaya çalışırdım. Dediğim gibi, yani bunu da okuru metnin içerisine dahil etmek için yapardım. Özel olarak, yani bu benim uğraşım oldu. O yüzden sinemayla evet ilgim var, ama bu yani bunun katkısı elbette olmuştur. Ama dediğim gibi, yani olmasaydı bile ben yine böyle bir izlek üzerinden yürürdüm. Metni bile böyle kurmaya çalışırdım. Yani kurardım. Anladım. Teşekkürler. Bu arada İsmail Hocam, yani şöyle şimdi ola ki, yani yazı ile ilgili bir uğraşınız varsa bunu da bir şey olarak, yani bir tavsiye olarak düşünebilirler genç dostlarım, arkadaşlarım. Bir disiplin şeklinde, halinde, yani tüketilen bir filmi seyrettiğinde bir tüketim nesnesine dönüştürerek değil de onu nasıl kendisi için kazançlı bir şeye dönüştüreceğini düşünerek izlerlerse, ya da okudukları kitapları, yaptıkları hangi iş olursa olsun fark etmiyor, kendilerine katacakları bir şey üzerinden eğer iletişim kurarlarsa bu bahsettiğim şeylerle, çok daha güzel yol almış olurlar. Ama hani boş vakit geçirmek için, boş zamanında gidip değerlendireyim dedikleri bir uğraşa aman dönüştürmesinler. Hem keyif alsınlar, hem de dediğim gibi, yani yapacakları işin bir parçasına dönüştürsünler diye düşünüyorum. Yani onu da kendi alanımıza nasıl kanalize edebiliriz? Bir taraftan onun, tabii, yani aslında o yazı sürecinin içerisinde artık, veya işte neyin içerisindeyseniz artık, tabiri caizse hangi tavanın içerisindeyseniz, belli bir zaman sonra izlediğiniz her şeyi, okuduğunuz her şeye biraz da o gözle bakıyorsunuz. Ya bunu nasıl uyarlayabiliriz gibi. Söylediğiniz de aslında çocuklar için güzel bir örnek oldu. Var tabii ki hocam, bizim okulumuz hani sosyal bilimler lisesi olduğu için bizde de yazan, yazmaya çalışan, işte okulumuzun dergisinde, bülteninde yazıları yayımlanan, onu da soracağım zaten size ileride. Siz de çok böyle birçok derginin içerisinde yer aldınız. Var, o konuda da güzel bir örnek oldu söylediğiniz. Aleyna, senden soru alalım. Eyüp'ün de Sidarya'dan kaçışı gibi geçmişten kaçıp kurtulmak mümkün mü sizce? Geçmiş, yani şöyle söyleyeyim, insanın yönünü hangi tarafa döndüğüyle ilgili. Eğer yaşanmamış, henüz yaşanmamış bir gelecek var ise, bu bir hayalden öteye geçmeyecektir.
Bence yani şahsi fikrim şudur. İnsan geçmişe doğru yaşıyor, geleceğe değil. Geçmiş hem biriktirdiklerimizin, ders çıkardıklarımızın, hem eksilttiklerimizin, hem çoğalttıklarımızın bir birikimi. O yüzden insanın geçmişinden kaçabilmesi mümkün değil bence. Sadece bir gelecek tasavvuru ortaya koyarken, bir gelecek inşa ederken, yani biraz belki uzaklaşabilir ama unutmayın, yine geçmişe yaslanarak yapar bunu. İnsanı bir değere dönüştüren geçmişidir. Henüz yaşanmamış geleceği değildir. O yüzden Siderya'dan kaçmak mümkün mü? Siderya'nın mekan olarak kaçmak mümkündür ama Siderya'nın yarattığı o psikolojik etkiden, o dünyadan kaçmak, o insanın üzerindeki etkisinden kaçmak mümkün değildir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Mihriban, senden soru alabiliriz. Merhabalar. Kitabınızda bahsettiğiniz bir söz var. İnsanda hayatta kalma arzusu ölüm korkusuna hep galip gelmeye çalışırdı diye. Peki sizde hayatta kalma arzusu uyandıran şey nedir? Aslında merak. Yani biz hepimiz bir merakın uğruna yaşıyoruz bu hayatı. Çünkü geleceğe dair bir netlik olsaydı, yani yarına dair ne yaşayacağımızı bilseydik, muhtemelen yani şey yapmayacaktık. Hayatın sürprizi de kalmayacağı için yaşamanın da belki bir anlamı kalmayacaktı. O yüzden ölümle yaşam arasında böyle ince bir hat var. Belki de dediğim gibi geleceğin belirsizliği ve sürprizleri bizi hayatta tutuyor. Ama tabii ki benim varoluş sebebim bambaşka bir şey. Ama ölüm ve hayat arasındaki ilişkiyi kurarken dediğim gibi benim motivasyonum sanırım buradan geçiyor. Yarına dair belirsizliğim beni ne tür şeylere hazırladığıyla ilgili sorularım ve bulmak istediğim cevaplarım. Bugünden az önce arkadaşım sordu geçmişle ilgili, insan geçmişinden kaçabilir mi diye. Geçmişinden kaçamaz ama sürprizli bir yarına kendini hazırlar sadece. Ben yarının sürprizinin ne olduğunu merak ediyorum. Beni hayatta tutan, benim varoluş gayelerimden bir tanesi belki de bu merak duygum. Çünkü niçin olduğumu, niçin geldiğimi sürekli sorguluyorum ve nereye varacağım ile ilgili de belirsizliğin arayışı içerisindeyim. O yüzden bu hem bir kaygılı arayış, hem özlemli, hem bazen sevinçli bir merak. Dediğim gibi nihayetine gelip benim şu duyguma bağlanıyor. Sürprizli bir yarın benim bugünümle, bugünüm ve yarın arasındaki ilişkiyi belirliyor. Hocam çok böyle İsmail Hocam çok şey gibiyim. Cevaplarım bilmiyorum anlaşılır mı? Yok iyidir yani, hocam Söygar'ın sorularından sorun yok değil mi gençler? Yok sorularından da anlarsınız zaten, iyidir bizim çocuklar, fena değildirler hocam o konuda. Yok sorular çok iyi. Ben çocukların anlayacağı ile ilgili benim hiçbir kaygım yok tabii ki. Evet. Acaba ben anlaşılır mıyım? Meramımı anlatabiliyor muyum diye sordum. Şeye sorayım mesela Mihriban'a. Nasıl Mihriban, cevabını alabildin mi? Tabii ki, ben çok tatmin oldum. Çok teşekkür ederim. Tamam, o zaman sorun yok Abdullah. Genç yazar, Siz olduğunuz gibi yazıyorsunuz, şimdi de olduğunuz gibi konuşun. Okurlar ve dinleyenler zaten her şeyi anlamış olsalar edebiyatın anlamı kalmaz. Onların da merak edeceği, bilmek isteyecekleri olsun. Doğru, her şeyi bir seferde anlamasalar ne olur yani? O zaman sürprizi olmaz sizin söylediklerinizin ve yazdıklarınızın. Değil mi ya? Herkes başka bir şey anlayacak tabii, edebiyatın güzelliği. Evet. Hocam
Evet, yanılmıyorsam Godard'ın bir sözüydü. Bir şeyi nereden getirdiğiniz değil, nereye götürdüğünüz önemli. Şimdi günümüzde alımlama estetiği diye bir şey var. Bir metinden neyi anladığınız önemli. Yazarın ne anlattığı değil. Benim burada ne anlattığım kadar aslında evet. Anlattıklarımın gençlerin zihninde nasıl bir çağrışım yarattığı da belirleyici önemli. O yüzden yani benim anlaşılır olup olmama evet bir yerde önemli ama gençlerin bundan çıkarsadıkları şeyler de kıymetli yani. Zaten biraz belirleyici olan o durumda. Edebiyatta bu değil midir? Yazarın söylediklerinden değil, söylemediklerinden mana çıkartmak, söyleyemediklerinden. Hangimiz düşündüklerimizi tam olarak evet. söyleyebilmişiz yani? Evet. Bunu böyle görmek lazım. Evet. Evet. Tabii şey vardır hocam. Bilge Karasu'nun kendi derslerinde şöyle bir şey yaparmış. Yani örnek veriyorum. Kalemi koyarmış masaya. Kalem demeden kalemi anlatın dermiş. Kalem sözcüğü yani kalem ismini vermeden, kaleme kalem ismi vermeden orada bir kalem olduğunu anlatabilmeniz gerekiyor dermiş. Ama nihayetinde anlattığı şey eğer kalem ismini vermeden o güç, o dediğim gibi yani edebiyatın kendi sınırlarında anlatılmayan, anlatılabilecek kadar iyi verebiliyorsa iyi bir iş ortaya çıkarıyordur diye düşünüyorum. Eyvallah. O yüzden haklısınız. Yani anlatılmayanı birazcık daha görmek gerekiyor. Evet. Edebiyat biraz evet. böyle bir şey. Anlatılan kadar anlatılmayanı da görülmesi. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkürler hocam. Şevval senden soru alabiliriz. Tekrardan merhaba. Eyüp bana göre kitapta yaptığı hatalardan ders alan birisine benzemiyor. Aynı zamanda yaşadıklarından da. Oğluna iyi bir baba olamayışı gibi onun babasının da ona iyi bir baba olmadığını görüyorum. Eyüp'e tamamen kötü bir karakter, kötü bir baba diyebilir miyiz? Veya oğluyla arasındaki süreç babasıyla arasındaki sürecin yansıması mıdır? Sevgili Şevval sorunu tekrar sorabilir misin? Şevval bir de biraz yavaş olalım. Çok hızlı gidiyor sanki veya sistemden mi? Ses çok dağınık geldi. Kesik kesik geldiği için ben anlayamadım. Tekrar sorabilir misin? Şey mi bu senin Zoom'dan dolayı mı hızlı yoksa sen mi hızlı okudun, söyledin, konuştun bilmiyorum ama biraz daha yavaş yavaş alalım lütfen soruyu. Tamam. Eyüp bana göre kitapta yaptığı hatalardan ders alan birisine benzemiyor. Aynı zamanda yaşadıklarından da ders alan birisine benzemiyor. Oğluna, kendi oğluna iyi bir baba olamayışı gibi onun babasının da ona iyi bir baba olamadığını görüyorum. Eyüp'e tamamen kötü bir karakter, kötü bir baba denilebilir mi? Yoksa oğluyla arasındaki süreç, babasıyla arasındaki sürecin yansıması mıdır? Evet. Teşekkür ederim. Soru güzel. Yani şöyle, ben bizim bugüne kadar yani bilirsiniz bir ezberimiz vardır ya Freud'un meşhur Oedipus kompleksini bilirsiniz. Sofokles'in Oedipus'u özetle hikayesi şudur. Babasını bir köprüde karşılaşır. Daha doğrusu annesi tarafından terk edilen bir çocuk. Yıllar sonra büyür. Bir köprüde babasıyla karşılaşır. Babasını ekarte eder, köprüden düşürür ve gider annesine sahip olur. Yani eş olur ona. Freud da şöyle söyler. Der ki, erkek çocuklarının anneye olan ilgisi bir babanın erkek çocuklarına olan ilgisinden farklıdır. Aralarında yani bir baba ve oğul arasında bir çatışma varken oğul ile anne arasında bir sevgi vardır der. Kız çocukları için de başka bir kavram kullanır ve o kavram üzerinden bunu tartışır. Halbuki ben bunun bir ezber olduğunu düşünüyorum. Evet yani böyle bir belki Sofokles'in bu hikayesine gidebilir ama ondan çok önce aslında Roma İmparatorluğu'na giden bir hikayedir şu baba oğul meselesi. Baba ve oğul arasındaki ilişkinin yani bir çıkmaza girmesinin, sorun yaşamasının sebeplerinden bir tanesi bence Oedipus kompleksinden ziyade Roma'daki miras hukukunda aranması gerekiyor.
Çünkü orada şöyledir. Baba 90 yaşındadır, oğlu 70 yaşında. Hala oğlu toplumda saygın değildir. Ve saygınlık kazanabilmesi için babanın ölmesi gereklidir. Oğul da haliyle bunu arzular. Yani çünkü kimse bana saygı duymuyor der. Benim bir param yok. Çünkü bütün para da babaya aittir ve mirasın kalabilmesi için babanın ölmesi beklenir. Dolayısıyla oğulun babaya karşı bir kini vardır, bir nefreti vardır, bir hoşnutsuzluğu vardır. Kendi babasına hoşnut olmayan, yani rahatsız olan bir oğul, aynı zamanda torunla diyelim ki babası arasındaki ilişkinin de bir benzerini yaratıyor. Haliyle sizin bu sorduğunuz sorunun cevabı da beni buna götürüyor. Yani ne tam iyidir ne de tam anlamıyla kötüdür diyebiliriz Eyüp için ya da oğlu için. Ne iyi ne kötüdürler ama onların ilişkisini zedeleyen olgu her neyse o kötülüğü doğuran aslında budur. Ben o yüzden insanların mutlak bir takım doğrular üzerinden iyi ya da kötü addedilmesini doğru bulmuyorum. Yani aradaki o az önce bahsettim ya Roma İmparatorluğu'ndaki baba ile oğul arasındaki maddi ilişki ve saygınlık sorunu aralarındaki problemi doğuran bir şeydir. Yani bu ortadan kalktığında eğer baba ile oğul arasında bir sorun varsa hala evet yani o zaman insanın iyi ya da kötü oluşundan yani bir babanın ve oğlun iyi ya da kötü oluşundan bahsedebiliriz. Ama arada saygınlık müessesesi devreye girdiği için haliyle yani o maddi gerçeklik, o saygınlık durumu vesaire bunun üzerinden düşünmek gerekiyor. Eyüp ve oğlu arasındaki ilişki de aslında çok uzak bir ilişki değil. Çünkü babanın maddi bir uğraş üzerinden insanların canına kastetmesi aynı zamanda oğluyla arasındaki ilişkiyi belirliyor. Çünkü oğlu senin başkasının ölümünden devşirdiğin o paralarla benim hayatıma bir değer katamazsın diyor. Yani oğulla baba arasındaki sorunun temelinde aslında bir davranışsal bir şey var. Yani aralarına giren yine maddi bir hakikat var. O yüzden dediğim gibi ben ne Eyüp'ün tam anlamıyla iyi olduğunu söylerim ne oğlun tam anlamıyla iyi olduğunu söyleyebilirim ya da tam tersi. Yani ne de bunların kötü insanlar olduklarını söyleyebilirim. Zaten dikkatinizi çektiyse metnin tamamı bu hakikat üzerinden yürüyor. Yani iyi mi kötü mü kestiremiyorsunuz. Eğer Eyüp kötü olsaydı niye vicdan azabı çekiyordu o zaman? Ya da oğul eğer mükemmel biri olsaydı niçin canına kıyıyor? Hemen burayla bağlantılı hocam. Ya da başka hocam, şeyleri var, yanlışları var. Hemen burayla bağlantılı hocam. Ahmet Taner'in bir sorusu var bunun ardından. Onu da bir alalım. Burayla bağlamış oluruz hem de güzel olur. Ahmet Taner sorunu alabiliriz. Tabii ki. Merhabalar. Benim sorum şu olacaktı. Kitabınızdaki karakterlerin bolca acı içinde olduğu gözlemlenmekte. Size göre bir şeyler deneyimlemek için acı çekmek gerekli midir? Yani deneyimlemek için yaşamak gerekiyor. Acı çekmek gerekmiyor. Acı sadece dikkat çekici bir uyaran. Yani sizin size o zamanı hatırlatan bir uyaran gibi. Ama Proust'un meşhur kurabiye hikayesi vardır. Yani kurabiye çaya batırılan bir kurabiye vardır. Madlen kurabiye. Onun Madlen. Kokusu Madlen kurabiye. Uzunca bir geçmişe dair tahlile götürür. Madlen evet. Madlen kurabiyesi onu uzunca bir anlatıya yani geçmişe dair bir hatırlama anına götürür. Acı da öyledir, koku da öyledir. Yaşanmış güzel bir an da öyledir. Yani karakterlerin tam anlamıyla acıdan beslendiklerini söylemek biraz haksızlık olur. Çünkü aslında iyi dünyaları var. Sadece arayan karakterler, yani arayışları olan insanlar onlar. Evet, hayatlarının bir döneminde travma yaşamışlardır. O travma üzerinden bütün hikayeleri birleşiyor ve birbirlerinin hikayelerinin içinden geçiyor. Ama dediğim gibi yani acı evet bir deneyimdir ama koku da bir deneyimdir.
Dediğim gibi yani mutlu bir an da bir deneyimdir. Dediğim gibi yaşamak gerekiyor sadece deneyim sahibi olmak için. Evet, teşekkür ederiz. Esra Nur, evet, sesim geliyor değil mi? Geliyor hocam. Esra Nur, senden soru alabiliriz. Romanınızda hiç hatıram yok. Hatırası olmayan bir insanın aklı olur mu? Hatırası olmayanın inancı olur mu diye bir söz geçiyor. Bu sözden hatıranın önemini anlıyoruz. Her insanın hayatı için önemli bir hatırası vardır. Sizin için anı biriktirmenin önemi... Sonunu anlayamadık Esra. Önemi nedir? Heh. Abdullah hocam romanınızda hiç... İsmail hocam ben... Soruyu duyabildiniz mi ben hocam? Aldım soruyu, evet. Tamam Esra. Tamam canım. Bu arada ekran. Tamam. Şimdi hatırası olmayanın anısı olur mu? Az önce geçmiş... Devam ediyorum İsmail hocam. Tabii sizin sesinizde sorun yok hocam. Tamam. Şimdi hatıra dediğiniz şey geçmiş. Yani insan yaşadıkları hatıra olarak kalır. Hatırası olmayan bir insan yaşamamıştır. Aslında onu kastetmiştim orada. Biz az önce bir şey konuştuk. Az önce zaman ile ilgili bir konu konuşuldu. Yani geleceğin belirsizliği ama geçmişin insanın geçmişe dair yaşadıkları birazcık daha çok belirleyici. Yani insanın yaslanması gereken yer orası. Yaşanmamış bir zaman düşünülemez. O yüzden yaşadıklarımız da bir hatıraya dönüşür. Hatta bizim şu anda bu konuştuğumuz bir saat sonra yine sizin bir anınıza dönüşecek. Yani belki bundan yıllar sonra bu anı hatırlayıp bu an ile ilgili konuştuğumuz bazı şeylerin hatırasını bir yere koyacaksınız, konuşacaksınız. Tatlı bir şeylerse tatlı bir hatıra, değilse acı bir hatıra olarak zihninizin bir köşesinde kalacak. Dediğim gibi hatıra. Abdullah hocam, internetinizde biraz bir sorun var sanki. Donma yapıyor. Abdullah hocam, beni duyabiliyor musunuz? Tekrar çıkıp bir bağlanabilirsiniz isterseniz hocam. Abdullah hocam, internetiniz biraz zayıf gösteriyor. Kırmızı alarm veriyor da. Eğer sorun çıkarmaya devam ederse kamerayı kapatıp sesten devam edebiliriz. Hocam, beni duyabiliyor musunuz? Abdullah hocam, beni duyabiliyor musunuz hocam? Ben sizi duyuyorum. Siz de duyabiliyor musunuz? Hocam, internetiniz çok zayıf görünüyor. Donma yapıyor. Az önce mesela duyamadık sizi. Şu anda biraz normal gibi oldu ama bazı zamanlarda çok sıkıntılı gibi gözüküyor. Ama şu an iyi. Devam edebilirsiniz. Eğer bitirmişseniz başka soru alacağım. Evet, yani hatırayla ilgili en son söyledim. Sanırım düzelmeye başladı değil mi? Çünkü az önce ekranım donmuştu benim. Şu an düzeldi hocam. Şu an iyi. Tamam. O zaman izlediğinden sonra... Hatırayı bitirmişseniz soru alacağım hocam tekrar. Tabii. İclal'den soru alabiliriz. İclal. İnsan eksik doğar, eksilerek büyür, ölünce tamamlanır. Kitapta geçen bu kesitte ölünce tamamlanan eksiklik nedir? Neden kaynaklanır? Yani biraz açabilir misiniz? İnsanın yani eksik doğar, eksilerek devam eder. Ölünce tamamlanır. Böyle değil mi? Yanlış hatırlamıyorum.
Evet. Aslında aşık olunca tamamlanırdı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Hocam aşık olmayı ölümle mi eşlediniz? Aşık olunca tamamlanır. Aşık olmayı ölümle mi eşlediniz yoksa? Hayır ben... Yaşayanlar bilir İsmail Hocam. Evet hocam. Siz o cümleyi biraz açalım. Tabii aşkınlık düzeyinde yaşayanlar olunca. Evet, o cümleyi biraz açalım o zaman hocam. Yani insan şöyle bir şey. Şimdi felsefeciler buna çok kafa yormuşlardır biliyorsunuz. Yani insanın boş bir levha olduğunu söyleyenden, aslında insanın her şeyi bildiğinden, sadece hatırlaması gerektiğini iddia edenden, insanın fıtratı gereği işte dünyaya geldikten sonra bir sınava tabi tutulduğundan, başka bir takım dini ya da felsefi görüşlere kadar pek çok temelinde düşünce vardır. İnsanı arayışa iten şey eksikliğidir bence. Yani biz tamam olarak dünyaya gelseydik, tamamlanmış bir şekilde dünyaya gelseydik, muhtemelen çok böyle bir şeyleri de arıyor olmazdık. İnsan yani aşık olunca tamamlanır diye ben hatırlıyorum onu. İnsan bazen kendini bir başka insanda tamamlarken bazen de bir düşünceyle tamamlayabiliyor. Mesela Mevlana kendini ilahi aşkta tamamlarken, Kays yani Mecnun kendini Leyla'nın aşkıyla tamamlayacağını düşünüyordu. Peki bir insanı bir arayışa iten nedir? Eksiklik duygusu değil midir? İnsan yani eksik bir şekilde doğuyor ama yani ölümüne kadar geçirdiği zaman kendini tamamlaması için geçireceği aslında zamandır, süredir. İnsanın arayışı bu eksiklik duygusu üzerinden gelişiyor. Siz tamamlanmış insanların kendini yani bir sebeple soru bile sorduğunu gördünüz mü? Yani kendisine her konuda tamam diyen bir insanın soru sormak gibi bir gayesi bile yok. Halbuki soruları sorarız cevaplar bulmak için. Cevaplar bizi biraz tamamlar. Bizim eksik duygularımızı, eksik yanlarımızı tamamlar. Şöyle söyleyeyim. İlk defa tanıştığınız bir insan ve bir duygudaşlık kurdunuz diyelim. Soru sorarsınız değil mi? Yani sizin onun hakkındaki fikirlerinizin tamamlanması için gerekli olan bir şeydir. Dolayısıyla doğduğu andan itibaren insanın bu merak duygusu, arayışı ve kendini bir şeylerle tamamlama çabası sürekli sürer. Yani benim orada söylediğim insanın arayışının bitmeyeceği, ya ölümle tamamlanır bu arayış veyahut da dediğim gibi aşkla tamamlanır. Aşk dediğim de tabii ki insani bir aşk tek başına değil. Yani bir insanın bir insana duyduğu aşk değil. Mevlana'nın işte ilahi aşkı bulması gibi aşk da olabilir tabii ki. Aşk imiş ermiş her, deriz ya. Aşk hani, imiş, aşk imiş her ne var alemde? İlim bir kıyılık halimiş ancak evet. Diyorsunuz hocam. Fuzuli'nin dediği gibi. Evet. Evet. Teşekkür ederiz. Evet. Doğanil? Kitabın özellikle 7 sayısına dikkat çekmesi ve kitabın çoğunda hakim olan iyi kötü ayrımı bana çoğu inançlı olan işte bu 7 günah kavramını hatırlattı. Bunu acaba yazarken böyle düşündünüz mü? Yoksa bu 7 kavramı bir şey ifade ediyor mu? Yani 7'nin özel olarak bir anlamı yoktu ben yazdığımda ama 7'nin daha sonra çok anlamlı bazı çağrışımları olduğunu öğrendim. Üçler, yediler, kırklar diye vardır yani bir türkü. 7'lerin 7 sayısının çok önemli olduğunu gördüm. Benim yazdığıma şöyle katkısı oldu 7'nin. Daha doğrusu bir 7 üzerinde bir şey değil de yazdığıma ihtiyaç duyduğum için, yazdığım şeye ihtiyaç duyduğum için 7 oldu. Bu 10 da olurdu, 3 de olurdu, 9 da olurdu. Şimdi bilirsiniz Şafii mezhebine göre, daha doğrusu İslam inancına göre bir Müslüman öldüğünde bütün Müslümanlar onun ondan sorumludur. Namazından sorumludur onun.
Yani onun dini vecibelerini yerine getirmeleri gerekiyor. Bazen cenaze namazlarında şu söylenir ya, işte gıyabında bir cenaze namazı kıldırılır birilerinin. Yani bütün ölmüşlere denir. Şimdi 7 sayısı ortaya çıkması şuydu. İslam'daki Şafii mezhebine göre bir cenaze namazı 7 kişiyle kıldırılır. Hanefilerde bu 3'tür. Diğer mezheplerde durumu çok bilmiyorum. Ama Hanefi mezhebine göre 3 kişi bir cenaze namazı kıldırır. Yani benim 7 sayısı oradan çıktı. Özel bir anlam yüklememiştim. Sadece buradan. Ama daha sonra 7'nin yani hem dini bir takım göndermelerinin olduğu, Zerdüşük'ten tutun da İslam dinine, oradan Tevrat'a kadar, yani Yahudi dinine, oradan ne bileyim Hristiyanlığa kadar, yani pek çok yani kutsal din haricinde bile çok fazla kullanıldığını gördüm. Dediğim gibi bu bir tesadüftü ama yani keyifli de bir okuma yapmıştım, hatırlıyorum. İlginç bir tesadüf, bir tesadüftü. Ama çıkış nedeni de buydu tabii, dediğim gibi. Ben teşekkür ederim. Aleyna, senden soru alabiliriz. Kitapta Eyüp'ün yüzleşmek için öldürdüğü insanların ruhunu huzura kavuşturması, onlar için cenaze düzenlemesi fikrine nereden kapıldınız? Aslında az önceki verdiğim cevap bu aslında. Yani dediğim gibi yani ölen birisinin cenaze namazı kıldırılır. Kıldırılmayınca onu Arafa kaldığı düşündür bizim inançlarımıza göre. O yüzden bu duyguyla hareket ediyor ve sahipsiz olan insanların cenaze namazını kıldırmak istiyor. Bunun için tabii tek başına olmuyor bu. Dediğim gibi Şafii mezhebine göre de 7 kişi lazım toplamda. Eyüp kendisiyle beraber 6 insanı aramasının nedeni de bu. Bir nedeni de bu daha doğrusu. Kendi hem onları özgürleştirmek hem de kendini psikolojik olarak rahatlatmak. Teşekkür ediyoruz hocam. Mihriban, senden soru alabiliriz. Arkadaşımın sorusuna ek olarak aynı gemi fikrini. İlk önce Eyüp'ün karakterini mi kafanızda oluşturup fikri böyle mi kurdunuz, yoksa ilk önce fikri mi kurup Eyüp'ün karakterini ona göre mi şekillendirdiniz? Ben yazarken bir mühendis gibi çalışıyorum. Yani önce planlarım, rakamlarla yazarım. Bir harita çıkarırım önüme. Haritada karakterler çıkar. Yani kaç karakter yazılacaksa o karakter kadar metni genişletirim. Şimdi Eyüp'ün hem iyi hem kötü bir karakter olacağını ben önceden planlamıştım. Eyüp'ün oğlu ve ilişkisini de planlamıştım. Sonra şu gemi yapma hikayesini de planlamıştım. Yani metnin aslında tamamında bir plan vardı. Sadece yol alınırken, yani bir metin inşa edilirken yolda karşılaştığınız şeyler biraz metni değiştiriyor, dönüştürüyor, yani eksiltiyor ya da arttırıyor. Yani bu şekilde planlamıştım ben. Dediğim gibi, yani ben çalışırken önce matematiğini kurgularım, yazarım. Bir kağıt üzerinde onun haritasını çıkarırım. Planlı bir şekilde yazmaya başlarım. Yani şu anda üzerine çalıştığım bir kitap var. Kafamda bitmiş. Sadece yazıya aktarılması kalmış. Onu da dediğim gibi, yani kafamdaki hemen hemen bütün karakterleri planladığımı söyleyebilirim. Sadece yazma sırasında bazen eklemeler olur, bazen çıkarmalar olur. Öyle değişir, dönüşür. Ama dediğim gibi, yani başlarken mutlaka bir yol haritasıyla yola çıkarım. Yani tek taraflı olarak bir karakterin bakış açısından bakmıyorsunuz. Yani şöyle, ben bu konuda Türk edebiyatının, yani hani Rus yazını bilirsiniz. Şimdi hepimizin bildiği bir metin üzerinden cevap vereyim buna. Dostoyevski'nin Karamazov kardeşlerinde İvan Karamazov'u hatırlayın. Peder Zosima ile bir konuşması vardır. O konuşmada İvan'a hak verirsiniz. Dersiniz ki İvan uzun itirat şeklinde konuşur. Ya dersiniz İvan ne kadar haklı.
Sonra peder konuşur, yani keşiş Zosima konuşur. O konuşurken dersiniz ki Allah Allah, çünkü zıt şeyler söylüyorlardır. Sonra o papazın da çok haklı olduğunu söylersiniz. Sonra kardeşi Alyosha konuşur. Alyosha'nın da çok haklı olduğunu düşünmeye başlarsınız. Şimdi bu yazarın bütün karakterlere eşit mesafede durduğunu gösteriyor. Yani karakter yaratmak birazcık böyle bir şey. O yüzden ben Eyüp'e ya da Eyüp'ün oğluna ya da karısına ya da diğer o altı karaktere mesafemi koruyarak yazmaya çalıştım. Yazar metninin tarafı değildir. Yazdıklarını için evet bir taraftır. Yani yazdığı için, yani tek başına bu bile yazarın taraf olduğunu gösterir. Ama yazdıkları konusunda dediğim gibi, yani karakterleri konusunda daha doğrusu, kendinden yola çıkarak değil de başkasını yazma edimiyle arasına, yani kendiyle karakteri arasına mesafe koyarak inşa eder. Benim karakterlerimin böyle bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Ya da olmamışsa bile en azından bu niyetle yazdığımı biliyorum. Yani Eyüp'e mesafemi koruyarak yazmaya çalıştım. Onunla da diğer altı karaktere de mesafemi koruyarak yazmaya çalıştım. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Şevval Su, senden soru alabiliriz. Kitabınızda bulunan kaçış hikayesini sadece ben değil, çoğu okur ve yorumlayıcı Nuh Sufan'la benzetmiş. Sizce bu benzetim tamamen yanlış ve alakasız mı, yoksa yerinde bir tespit mi? Abdullah Hocam, anlayabilir miyim? Yani şöyle, gemi yapma hikayesi genelde Nuh. Ben evet soruyu anladım. Yani kitaptaki gemi yapma hikayesinin Nuh tufanına bir göndermesi olup olmadığını sordu Şevval galiba, değil mi? Yani iyilik ve kötülük, günah ve sevap benzeri kavramlar düşünüldüğünde evet, metin belki arkaik yapısında böyle bir şey var ama ben bunu düşünerek yazmadım. Çünkü benim yazma niyetim bir mülteci hikayesi yazmaktı. Vatanını, yurdunu, toprağını terk etmek zorunda kalan insanların yaşadığı dramı bir tekne ustası üzerinden anlatmak istedim ben. Dediğim gibi yani belki düşünülebilir bu ama maksadım o değildi tabii ki. Yani maksadım bir Nuh tufanına gönderme yapmak değildi. Ama benzerlikler var tabii ki. Yani düşünülebilir. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bizim bilindik hikayelerimiz vardır, bilirsiniz. Yani biz bunları mutlak doğru olarak kabul ederiz. Yani Nuh tufanından tutun da işte Hazreti Eyüp'ün sabrının anlatıldığı hem Kur'an'da geçen ayetler hem de işte Tevrat'ta geçen şeyler vardır. Şimdi biz bir şey öğreniriz. Ya bunu söylerken az önce hani bahsettim ya, Oedipus kompleksinden bahsettim Freud'un. Pek çok hikaye, pek çok bizim tarihsel bilgi. Hep ben şöyle yaklaşırım. Ya bize anlatıldığı gibi değilse. Yani belki tersi olmuştur. Yani Nuh tufanı mesela. Nuh şunu söyler. Ben bir gemi yapacağım. Günahkar olanlar bu gemiye binmesin. Yani eğer tövbe edin ve bu gemiye gelin binin der. Aslında bu bir çağrıdır. Ya belki de bu bir şeydir. Yani bir tür alegori gibi bir şeydir. Yani gerçekte bir gemi yoktur belki de. Belki çünkü peygamberlerin hepsinin çağrısı insanları günahsız bir yere, yani günahsız bir mekana çağrıdır aslında. Yani günahlarınızdan arının, tövbe edin ve beni takip edin. Şimdi peygamberlerin hepsinin böyle bir çağrısı vardır, değil mi? Ve bir hikayesi vardır bir de bunun. Mesela Nuh tufanında işte bir gemi yapar ve gemiye günahkar olanların hepsini bırakır. Bütün hayvanlardan mesela bir çift bırakır ama geride milyonlarca hayvan kalır, değil mi? Bu mesela hiç düşünülmez. Oysa hayvanlar günahsızdır. Niye sadece bir çift hayvan o gemiye bindirilir? Yani ben tabii bu doğrudur demiyorum. Yani bunun doğru olduğunu kabulünden yola çıkarak bu cümleyi kurmuyorum. Ben bildiğimiz hikayelerin acaba tersi de olabilir miydi diye düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? Bunu
edebiyat ortamında şey çok iyi yapıyor. Yani Portekizli yazar Saramago, yani örneğini vereyim. Hazreti İsa'nın biz annesinin rahminde Allah tarafından, yani Tanrı tarafından yerleştirildiğini okuyoruz. Yani Hristiyan inancına göre böyledir. Saramago şöyle söyler. Aslında onun, yani Hazreti İsa'nın Meryem anası birine aşıktı. Yani birisi vardı, ona aşıktı der. Örtük bir şekilde söyler. Yani bu ihtimali niçin biz göz ardı ediyoruz ki der, yani bu soru işareti olarak bırakır bunu. Ya da Kazancakis'in mesela Günah'a Son Çağrı romanında Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği sahne vardır ya. Hani meşhur şu haç şeyinde bile Hazreti İsa'yı çarmıha gerilmiş bir şekilde görürüz. İşte Yahudi ve Bizans askerleri tarafından çarmıha gerilmiştir. Ve şu istenir. Tövbe et. Tövbe edersen günahlarından arınacaksın der. Tıpkı diğer peygamberlerin yaptığı çağrı gibi. Kazancakis ne diyor biliyor musunuz Günah'a Son Çağrı kitabında? Diyor ki, ya Hazreti İsa gerçekten pişman olsaydı, evet ben tövbe ediyorum deseydi o çarmıha gerildiğinde, Hristiyanlık tarihi nasıl değişirdi? Aslında bu soruya cevap bulmaya çalışıyor. Yani Şevval'in sorusuna, evet arkaik yapısında belki bu tip dini düşünceler olabilir ama ben hep tersi de olabilir mi diye çok sorular soran biriyim. Yani ben hiçbir şeyi mutlak bir doğru üzerinden yaklaşmıyorum. Yani dediğim gibi bu tip bir kabul üzerinden ben yaklaşmıyorum yani. Sorguluyorum, anlamaya çalışıyorum. Ya tam tersi de mümkün mü acaba? Ya da olsaydı ne olurdu diye. Böyle de düşünüyorum ben. Ya bilmiyorum, anlatabiliyor muyum? Şevval, sonra cevap verebildin mi? Mikrofon kapalı Şevval, kafanı sallıyorsun ama. Evet, anladım. Aslında yani biraz evet, şey öyle bir edebiyatın amacını da aslında yerine getirmiş oluyor. Biraz böyle sorular bırakıp düşündürmeye çalışıyoruz metinle alakalı. O da farklı bir bakış açısı getiriyor aslında. Kaleminize sağlık hocam. Ahmet Taner'den soru alacağım. Eyüp'ün kitaptaki geçmişi, yaşadığı unutulmaz anılar sizin gözünüzde nasıl bir yer tutuyor? Abdullah Hocam alabildiniz mi soruyu? Abdullah Hocam soruyu alabildiniz mi? Hocam beni duyabiliyor musunuz? Sevgili Ahmet, soruyu alamadım çünkü mikrofonu kapalı Ahmet'in. Yok, o aslında soruyu söyledi de hocam, sizin internetinizde bir sorun oldu. Tekrar sorsun sorusunu. Eyüp'ün kitaptaki Ahmet'in geçmişi. Soruyu alabilir miyim tekrar? Eyüp'ün kitaptaki geçmişi, yaşadığı unutulmaz anılar sizin gözünüzde nasıl bir yer tutuyor? Yani Eyüp bir karakter. Dediğim gibi yani bu şahsi, ya ben metnin her ne kadar yazarı olsam da kendi bağlamında düşündüğüm bir şey. Ya özel olarak bir anlam atfetmiyorum. Hiçbir karaktere özel olarak bir anlam atfetmiyorum. Yani Eyüp'ün bir rolü var ve rolünü yerine getiriyor. Nasıl ki oğlunun, ya da nasıl ki onun kapıda kapısını çalıp onu darp eden iki tane genç var. Nasıl ki onların bir rolü varsa Eyüp'ün de böyle bir rolü var. İyi ve kötülük, iyilik ve kötülük üzerine kurgulanmış bir şey. Yani kişisel olarak bir şey düşünmüyorum. Ama dediğim gibi yani bir metni kurarken de onlara yüklenmesi gereken anlam ne kadarsa bunun izini sürüyorum ve o kadar, yani ihtiyaç duyduğum kadar yaratmaya çalışıyorum bunu. Yani ama dediğim gibi yani özel bir anlam atfetmiyorum. Evet, teşekkür ederim. Sesim geliyor değil mi bu arada? Geliyor hocam. Az önce bir takılma olmuştu ama şimdi iyi. Teşekkür ederiz.
Esra Nur, senden soru alalım. Romanda Emir'in babasına yazdığı mektubu neden mektubun bulunduğu ilk anda değil de kitabın en sonunda öğreniyoruz? Bunun özel bir nedeni var mı? Aslında ilk anda öğreniyoruz Esra Nur. Bir mektup olduğunu biliyoruz. Ama mektubun içeriği konusunda bilgi sahibi değiliz sadece. Şöyle, ben konuşmamızın başında hani zamandan bahsettim ya. Gelecek sürprizlere açık olduğu için yaşanır kılıyor en çok. Biz yarın ne yaşayacağımızı bilsek hayatın hiçbir sürprizi kalmazdı diye. Kitaplar da öyle. Bir sonraki sayfada ne olacağını yani net olarak ya da kitabın sonunun ne olduğunu bilmek biraz büyüsünü de kaçırıyor. O yüzden mektubun sona bırakılması teknik bir şey. Birazcık okurun merakı kamçılansın, ya bu mektupta ne yazıyordu desin diye. Yani bilerek yaptığım bir şey. Başa koyabilirdim. Ama bu bir tercih tabii ki. Yani sadece sevgili okurlar merak edip araştırsın. Daha doğrusu merak edip okusunlar diye. Yani en sonunda bu mektupta ne yazıyor diye. Birazcık edebiyat hilesi diyelim biz buna. Ya da edebiyatın kendisi diyelim. Edebiyat biraz böyle çünkü. Evet, çok güzel. Aslında günümüz edebiyatını, günümüz yani çağdaş yazarları ve günümüz edebiyatını okutmamızın bir nedeni de bu hocam. Yani şunu istiyoruz. Yani bugün ne yazılıyor başka bir şey. Nasıl yazıldığı da önemli. Hani bugün ne yazılıyor, nasıl yazılıyor. Gençler evet, yazıyla da ilgileniyorlar. Onu da görsünler istiyoruz. Biliyorsunuz günümüz edebiyatında bazen oluyor ki kitabın en sonunu başında veriyor. Anlatmaya başlıyor kimi yazarlar. Bazen oluyor içinde bulmaca tarzı oyunlar yapıyorlar. Yani bu edebiyatın içinde olan bir şey artık yani. Sizin kitabınızda da var bundan. Kaleminize sağlık. İcdal'den soru alacağım. Kitabınızdaki bir nokta dikkatimi çekti açıkçası. Benim içimi acıtan gerçeklere değil, hayata tutunacağım yalanlara ihtiyacım vardı. Hayata tutunmak için yalanlara ihtiyaç duymak üzücü değil mi? Peki bu denli hani hayata tutunacak dal yani bir yol aratacak kadar düşüren şey nedir? Çevre midir yoksa birinin kendisi mi? Evet. Yani acaba anlatsam mı diyorum? Yani Adorno'dan bir alıntı yapsam mı diye. şimdi Adorno diyor ki yani yalanlar neye ihtiyaç duyar? Evet, yalanlar rahatlatır insanı. Ahmet Altan'ın Maskeli Balo diye bir tane denemesi vardır. Herkesin bir maske taktığını ve o yalanın arkasına sığınıp yaşadığını söyler. Çünkü insanın buna ihtiyaç duyduğunu söyler. Hayatta kalmak için bazen insanlar yalanlara ihtiyaç duyarlar. Yalanların kâr etmediği zamanlarda insanlar psikiyatristlere gider, ilaç alır, ilaç kullanmaya başlarlar. Ama düşünsenize, yani ya hayatınızda yaşadığınız travmalar, yaşadığınız trajediler sizin yalansız bir hayatı mümkün kılmıyorsa, yalansız yaşamayı güçleştiriyorsa, o zaman bir yalana bağlı kalarak yaşamak, bir hakikate bağlı yaşamaktan daha kolay hale geliyor. İnsan için tabii ki yalan doğrudur demiyorum. Yani bir insanın bir insana yalan söylemesi başka bir şeydir. İnsanın kendisine yalan söylemesi başka bir şeydir. İnsan bazen kendisine söylediği yalanlara ihtiyaç duyuyor. Dediğim gibi yani mutlu ediyorsa onu, hayatla bağını biraz daha güçlendiriyorsa bence bir insanın kendisine yalan, kendisiyle ilişkisi bir yalan üzerine kurulmuşsa çok sorun değil diye düşünüyorum. Bu çok kişisel bir cevap oldu ama yani kitaptaki gibi bir cevap olmadı. Genç yazar burada bir şey sorabilir mi? Tabii ki hocam. Bu kurmaca metinlerin kendisi de inandırılmak istediğimiz doğruların yalanı değil midir aslında yani? Bunların kendileri de bir yalandır zaten. Evet. Kimi söylediğini hatırlamıyorum ama iyi ve büyük yazarların büyük yalancılar olduğunu söylemiştim. eğer kitabı sevdinizse hocam, eğer kitap size genç
dostlarımız kitabı sevmişse ben çok iyi bir yalancıyım demektir. Yani biraz böyle bakmamız lazım yani. Evet. Tabii ki. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz hocam. Doğa soru ama edebiyat alabilir. Zaten. Ha, buyurun Abdullah hocam. Ama edebiyat birazcık da böyle tabii. Hı-hı. Evet. Doğa yani edebiyat birazcık da bu tabii ki. Yani düşünün. Yani sıfırdan bir şey yazılıyor. Bir dünya kuruluyor oraya. Evet. Ama insanı taklit ederek yazıyor. Yani Hegel'in estetikle ilgili söylediği bir şey vardı. Der ki insan yani mükemmel olan eserler doğayı taklit ederek ortaya çıkan eserlerdir. Yani doğadan daha mükemmelliği yoktur. Yani dünyadan daha mükemmelliği yoktur. Hatta bir söz vardı. Diyor ki cennetten bahsederek dünyayı gücendiriyoruz diye. Dünya o kadar güzel bir yer ki, o kadar kusursuz, hakikaten insan için kusursuz bir form ki. Yani bizim yaptığımız doğayı, insanı, yani çevremizdeki gördüğümüz şeyleri taklit etmek. O da edebiyatçının iyi yalan söylemesiyle mümkün oluyor. Çünkü taklit demek aslında yalanını ortaya çıkarmak demektir. Yani onun gerçekliğini değil de, gerçeğini değil de, onu ne bileyim aynadaki silüetini yani belki göstermek. O yüzden edebiyat birazcık yalanı, yani bildiğimiz anlamıyla yalan değil tabii ki. Yani arkadaşlarım belki yanlış anlayacaklar da öyle değil. Evet. Bildiğimiz anlamıyla yalan değil. Yani sıfırdan şöyle, aslında Eyüp diye biri yok yani. Eyüp diye bir karakter yok. Ben onu uydurdum. Benim yalanım o. Onu mükemmel bir şekilde anlatabilirdim. Yani pek yani, çok kitap böyle yazılıyor. Yani bu buradan şu çıkıyor aslında. Yani az önce Hegel'in estetiğinden söz ettiniz. Orada şöyle bir ifade de var. Zaten diyor bu estetik, yazı, yaratıcılık bilinçlerin buluşmasıdır. Yaşadığımız dünyada aslında her birimizin sığınmak istediği bir dünya, bir gerçeğin ötesinde gerçeğimsi bir dünya olduğundandır herhalde bu kurmaca metinlere olan arzumuz, isteğimiz. Ne kadar bilim, ne kadar nesnellik, ne kadar objektiflik olursa olsun dünyada, hepimizin bu kurmacaya, öznel olana, gerçeğin ötesinde merak edilen, bilinmeyen dünyaya doğru bir yönelişimiz var. Bu önemli bir şey. Yani hepimizin bu sığınacağı bir liman aslında orası. Ne kadar durulur? Yani o da tartışılabilir evet. Tabii yani. Evet, teşekkür ediyoruz. Teşekkürler hocam, sağ olun. Ek yapayım hocam buna. Bir ekleme yapayım ben de buna. İsmail Bey, Hasan hocamın söylediğine bir ekleme yapabilir miyim? Tabii, buyurun hocam, dinliyoruz. Lütfen. Şimdi insan gençken yani gördüğünü yaşar. Sizin gibi yani hayatın yani. İçinde olduğu kadar. Olduğu kadar vardır hayatın içinde. Ama yaş almaya başladıktan sonra insan gördüğünü değil de görmek istediğini yaşamaya başlar. Yani arzular daha doğrusu. Benim günden güne şöyle bir arzu içinde bir arzu beliriyor. Tetikliyor beni. Aslında bir dağ başında, bir kulübede, ne bileyim kimseyle iletişimin olmadığı, yani söylerken iletişim değil de, yani daha izole, daha herkesten uzakta bir hayat kurguluyorum kendime. Bu benim arzu ettiğim bir şey aslında. Yani yaş almaya başladıkça aslında buna tutunuyoruz birazcık da. Kaçmak istediğimiz yer ile gençlerin bulundukları şey aynı değil. İki tür bence edebiyat var bu konuda. Yani özellikle son zamanlarda kuzey yazınında, yani İsveç, Norveç, Danimarka, Kuzey Avrupa'da ortaya çıkan edebiyatın çoğunda şöyle bir şey var. Arzu ettiklerine yönelen bir edebiyat var. Çünkü insanlar mutsuz. Modern hayatın bu keşmekeşliğinde o kadar mutsuzlar ki İnsanlar bir kaçışın yolunu bulmaya çalışıyor. Yani kaçmaya çalışıyorlar kentlerden. Kendilerine onları mutlu edecek şeyler arıyorlar.
haliyle edebiyatçı bunları yazdığında o insanların dikkatini çekiyor. Çünkü istedikleri hayat bu ya insanların. Edebiyat da onların arzu ettiği hayatı o kitapta gösteriyor onlara. Evet, istediğiniz böyle bir hayat var. Yani böyle bir şey inşa edilebilir aslında. Ve bu insanlar için cazip oluyor. Ama mesela yani şimdi dinleyicilerimiz, gençler için bu söylediğim çok cazip gelmeyebilir. Yani dediğim gibi bir ormanda, bir kulübede yaşamak çok arzu edilir bir şey olarak gelmeyebilir. Ama zaman buna doğru sürüklüyor bizi. Bizi yani hocam, gençleri değil. Evet. Şimdi İsmail Şimşek öğretmenim diyecek ki ya aldılar programı elimden. Yani ben moderatördüm, bunlar girdi devreye, aldılar gidiyorlar. Yani siz öyle düşünüyorsanız ben çantamı alıp gideyim diyeceğim. Anlattığınız şey Heidegger'in o kulübesi, hüttesi var ya, tam oraya denk geliyor ama İsmail Şimşek evet. Bizi şimdi uyarır. Der ki hocam programın akışı var, bizim çocuklar soru soracak. Öğretmenim teşekkür ediyoruz. Onun için ayrı bir program yaparız hocam. Eyvallah. Bol bol sohbet ederiz. Teşekkürler Abdullah Hocam size de eklemeniz için. Doğan İl'den soru alacağız. Çoğu yazar kitaplarında betimlemeler kullanmayı tercih eder. Siz ise karakterleri bizim anlamamızı ister gibiydiniz. Yani biz anlayalım istemişsiniz sanki. Bizim hayal gücümüze bırakmıştınız. Ben böyle olmasını daha çok beğendim. Şahsen ben böyle sayfalarca betimleme okuma taraftarı değilim çok. Bu bilinçli miydi? Bunu yapmak bilinçli miydi yani? Evet, yani şöyle... günümüz okurunun çok ben zeki olduğunu düşünüyorum. Bir de zaman ile ilgili, yani yaşadığımız hayat bize kısıtlı bir zaman imkanı tanıyor. Yani diyorlar ya 24 saat artık yetmiyor bana. Oysa Tolstoy'ların, Dostoyevski'lerin, Stendhal'lerin zamanında akşam 5-6'dan sonra güneş batar. Yani zamanın uzunluğunu düşünsenize. Şimdi biz Necip Mahfuz'un karanlık ile ilgili söylediği bir şey var. Modernizm der, modern hayat karanlığın güzelliğini elimizden aldı. O insanlar karanlıkta inşa ediyorlardı. Ama biz bugün gecenin 12'sine, 1'ine, 2'sine kadar çalışmak zorunda kalıyoruz. Şimdi o yüzden eskiden çok uzun metinler yazılırdı. Böyle bir külçe gibi kalın kalın metinler yazılırdı. Çünkü insanların kendine ayıracakları çok zamanı olurdu. Ama bugün insanların yaşamak için bile neredeyse kendileri için yaşayacakları çok hemen hemen yani zamanı yok gibi. Düşünsenize sabahın 6:30-7'sinde kalkıyorsunuz, işe hazırlanıyorsunuz bir işiniz varsa. Akşam 5-6'ya kadar o iştesiniz. Döndüğünüzde evinizde kendinize ayıracak zamanınız yok. Varsa bir çocuğunuz, kardeşiniz, anneniz, ablanız, onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorsunuz. Yani uyuyana kadar hayat size kendinize dönme, kendinizi yaşama fırsatı vermiyor. Böyle bir zaman. O yüzden şimdi ben Yediler Teknesi'ni yazdım sevgili Doğanil. Bu kadar uzun yazamazdım çünkü senin kendine ayıracak bir zamanın yok ki bu kadar genişlikte metinler ortaya çıkarabileyim. Çünkü senin kendine o zamanı ayırıp o metinle ilişki kurabilmenin bir yolu da aslında karakterleri de, metnin kendisini de, kurgusunu da, biçimini de, üslubunu da bir şekilde çok böyle olması gerektiği kadar sıkıştırmam gerekiyor. Yani günümüz yazını artık böyle şekilleniyor. Dikkat edin, artık o büyük romanlar, büyük building yani inşa romanları artık yazılmıyor. Kuşak romanları çok fazla yazılmıyor. Yazılsa bile işte 3 cilt kadar, 4 cilt kadar yazılmıyor. Yani bugün Savaş ve Barış yazılsa yine bir kült roman olur belki ama yani okurla buluşması çok sıkıntılı. Okur bu kadar zaman bulamayabiliyor. O yüzden karakterlerin bu kadar geniş geniş tasviri, geniş geniş anlatılması çok daha yani yazarların mesafeli olduğu bir şey gibime geliyor. Tabii bu şahsi fikrim. Ama ben
böyle yazmış olabilirim ama sanki ben tam tersini seviyorum. Yani dediğim gibi Savaş ve Barış gibi, Karamazov Kardeşler gibi. Hani o detaylı etraflı anlatıyı ben seviyorum gibi. Ama hocam, ben bunu yapmadım tabii. Hocam işte mevzuyu bildiğiniz için herhalde karşı taraftan bunun evet, nasıl karşılanacağını da biliyorsunuz. O bağlamda güzel ama biz hani ben de şahsen seviyorum yani böyle biraz da mimlenmişim zaten 3 ciltten aşağı okumuyorsun falan diye buradaki arkadaşlar tarafından da. Ama Hasan hocamın da öyle bir görüşü vardır. Yani bu dönemde yazılacak kitabın 250 sayfayı geçmemesi gerektiğini düşünür. Hakikaten de düşündüğümüz zaman öyle yani. Evet. Teşekkür ederiz. Mihriban? Yazdıklarınızın sizi tatmin etmediğini düşündüğünüz zamanlar olduğunda daha sonra kendinizi nasıl tatmin ediyorsunuz? Mesela ben yazı yazmayı seven birisiyim ama hiçbir yazım beni tatmin etmiyor. Beğenmiyorum yani. Evet. Siz nasıl başarıyorsunuz? Mihriban'ın mikrofonu kapandı. Bir soruyu... Hocam şunu söyledi yani... Soruyu tekrar alabilir miyim? Soruyu tekrar alabiliriz Mihriban. Tekrar edebilirsin. Yazdıklarınızın sizi tatmin etmediğini düşündüğünüz zamanlarda daha sonra kendinizi nasıl tatmin ediyorsunuz? Tekrar yazmak için yani o motivasyonu, motivasyonu... Yazdıklarıyla tatmin olmuş. Ya ben artık tamam... Evet... yazdığı metnin tamamlandığını düşünen bir yazar artık ikinci bir kitabı yazmaz. Bence yazmasının bir manası kalmaz daha doğrusu. Çünkü tatmin olmuştur artık. Beni birinci kitaptan ikinciden üçü, bugün dördüncü kitabı yazmaya iten aslında hala anlatmak istediğim şeyler. Yani tamamlandığını düşünmüyorum. Düşünseydim muhtemelen bu tatmin duygusu olsaydı daha doğrusu ben belki yazmıyor olurdum. Ama bugün yazıyorsam hala o eksiklik duygusu, o tatmin olamama duygusu tetiklediği için beni. O yüzden bunun nerede biteceğini bilmiyorum ama hali hazırda yazma arzum bu tatminsizlik devam ediyor diyebilirim. Ama nerede duracağımı bilemiyorum tabii. Teşekkürler. Şevvalsu, senden soru alabiliriz ya. Sorum kitabın içeriğiyle alakasız kitabın kapağına. Kitap kapağında bulunan resimdeki saza kemikten oluşan tekne dersek, üzerinde neden 7 değil de 6 kemik var? Sazın kendisi 7. oluyor. Yani ben sazın kendisini kemikten oluşan tekne diye hayal etmiştim. Kalanları da o 7 kişi ama 6 vardı. Onu merak ettim. Evet ben dediğim gibi sazın kendisini de 7 olarak düşünmüştük biz. Kitabın kapağı çok uğraştırmıştı bizi. Ben ilk kitabım yayınlandığında, şimdi ya ilk kitabı yayınlanan yazarlar, eğer aramızda şu anda yazı yazan ve kitabını yayınlatmak için hayal kuran genç arkadaşım varsa, benim ne hissettiğimi bir gün gelince anlayacaktır mutlaka. Ben ilk kitabın yayınlanacağı haberini duyduğumda bana kapağı gönderilmişti. Yani kapaksız da yayınlansaydı muhtemelen evet diyecektim. Çünkü çok heyecanlanmış, çok mutlu olmuştum. Hiç düşünmemiştim. Yediler Teknesi'nde kitabın kapağı ile ilgili bu sefer biraz daha dikkatli davrandım. Yani daha diğerlerinden farklı, başka bir çizgide bir kapak olmasına çalıştım. Biraz kapak çalışan tasarımcı arkadaşları da yordum. Buradan onlara da selam söyleyeyim. Onları yani yormuşumdur, üzmüşümdür. Sanırım yazar kaprisi dedikleri de böyle bir şey galiba. Bir vakitten sonra artık profesyonellere müdahale etmek oluyor galiba bu kapris. Ben de işte böyle bir delilik yaptım yani kapağa müdahale ettim. Muhtemelen bundan sonra olmayacak böyle bir şey. Ama uğraştırmıştı bizi. Yaklaşık 3 ay kitabın gecikmesine neden olmuştu o kapak. Ama kitabın kapağı güzel hocam. Ben seviyorum kitabın kapağını yani. Hocam evet, kesinlikle şimdi, çok farklı bir kapak. Şimdi çocuklar kitapla alakalı veya onun dışında sizin edebiyat yaşamınızla ilgili sorular sordular da çocuklar adına bir soru da ben sorayım müsaadenizle hocam. Benim de bir soru sorma hakkım olsun.
Yıllarca hocam dergilerin içerisinde de bulundunuz. Yani gerek internet platformundaki yani dijital siteler, gerek dergiler. Yani bu bağlamda bu süreçte dergilerin yeriyle alakalı da birkaç cümle söylerseniz gençlere yol gösterici olması babında sevinirim. Yani şunu söyleyeyim. Bir dergi çalışanı da olabilirsiniz. Dergiye yazdığınız bir metni gönderen bir yazı işçisi de olabilirsiniz. Fark etmiyor. Sadece yani dergilerin ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Dijital platformlar ya da yazılı mecmualar da buna dahil. Yazıyorsanız kendinizi orada gördüğünüzde bu sizin yazma motivasyonunuzu artıran bir şeydir. Çünkü dergiler bir yazıp bir yayın kurulu vardır. Yani 3 kişi olur, 5 kişi olur, 10 kişi olur. Sizin gönderdiğiniz metni okurlar ve hepsi birden ona evet diye, yani biz bu metni beğendik, evet, yayınlamaya değer bulduk derler. Dolayısıyla bir önceden yani kitaba dönüşmeden dergilere gönderdiğiniz yazılar aslında sizin istikbaliniz, yani geleceğiniz ile ilgili de bir fikir verebilir. Sizin yol alıp almayacağınızı da birazcık gösterebilir size. Dergilere metinlerinizi gönderin. Varsa şiirleriniz, hikayeleriniz mutlaka gönderin. Dediğim gibi oradan dönüşler sizin yazarlık serüveninizi belirleyecektir birazcık. Diyelim ki olmadı. Yani gönderdiğiniz bir yazı yayınlanmadı diyelim. Pes etmek yok. Sürekli gönderin ve yayınlanmamışsa dersler çıkarın. Metninizin üzerine yoğunlaşın ve onu daha iyi nasıl dönüştürebilirim? Bunu bir uğraş edin kendinize. Ama nihayetinde sonunda bir yazınız yayınlandığında onun sizin ne kadar değiştirdiğini göreceksiniz. Dediğim gibi dergilerin böyle büyülü bir tarafı var. Ben hem dergilere yazı göndermiş, hem dergilerde yayın yönetmenliği, editörlük yapmış biriyim. Kıymetli bir uğraş. Yani yazı gönderirken de heyecanlı bir uğraştı benim için. Evet. Dediğim gibi yani ilişkinizi asla koparmayın ve mümkün olduğu kadar da nitelikli edebiyat dergileri ile ilişkinizi sürdürün. Yani onları okuyun, oralara güzel metinlerinizi gönderin. Evet, teşekkür ediyoruz hocam, sağ olun. Şimdi aslında öğrencilerimiz ve bizim okul grubumuz dışında misafir olan hocalarımız da var. Mesela Jale hocamı görüyorum. Jale hocam, mikrofonunuz müsait midir hocam? Bir merhaba desek size. Jale Darıcı hocam. Alo. Alo diyorum, telefonda konuşur gibi. Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba, merhaba. Kusura bakmayın, ben kamerayı açamadım. Estağfurullah. Hem de böyle güzel bir ortama tanık olmak istedim. Sizi tanımak istedim. Nasılsınız? Hoş bir ortamdı. Hatta bir yandan dinlerken bir yandan da Abdullah Bey'in romanlarını inceliyordum. İşte evet. Kapak resmini açtım alt tarafta, yan sekmede. Onunla ilgili bir şeyler düşünmeye başladım. İşte kemikleri düşündüm, tekneyi düşündüm. Yani ilgimi çekti. En kısa zamanda dedim hemen temin edeyim. Merak ettim. İçinde mitolojik ögeler vardı. Şöyle okuduğumda, hani bilgilere baktığımda işte bir köpek, rehber olan bir köpek falan, onları okumaya başladım. Bende değişik duygular uyandırdı. Bir yol açtı önümde yani. İnşallah okuduğumda daha da iyi bir yorum yaparım diye düşünüyorum. Hocam, programla ilgili birkaç cümle alabiliriz sizden. Yani böyle bir programı yürütülmüş olmasını nasıl buldunuz? Genel anlamda programı nasıl buldunuz? Zaten öğrencilerle ilgili yapılan her şey insana umut aşılıyor. Yani ben de Demirci'de, Manisa'nın Demirci ilçesinde Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi'nde öğretmenim. Ben de birkaç yazarla bu şekilde söyleşi yaptım ve bu devam edecek. Benim de bir okuma grubum var. Sizi de sosyal medyadan gördüm ve merak ettim kimlerle söyleşi yapılmış diye tek tek inceledim. Çok güzel, çok merak uyandırıcı programlar yapmışsınız. Tebrik ediyorum. Yanınızda büyük ihtimalle idarecilerinizden de büyük destek alıyorsunuzdur. Arkadaşlarınızdan da alıyorsunuzdur. Evet, çünkü evet. Bu bir ekip işi aynı zamanda. Evet. Ekip işi aynı zamanda. Ve öğrencileriniz de demek ki pırıl pırıl. Maşallah. İlgililer, okuyorlar. Onları da tek tek tebrik ediyorum. İnşallah yani geleceğin kitap okurları ve yorumlayanları olurlar. Hatta yazarları olurlar inşallah. Çok sağ olun hocam. Katılımınız için ve yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Yine
daha güzel programlarda da görüşürüz inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Siz de sağ olun hocam. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim Zahra hocam. Abdullah hocam, programla alakalı son birkaç cümle bir değerlendirme yapmak isterseniz buyurun. Ondan sonra da kapatacağım hocam yavaş yavaş. Ben sadece genç arkadaşlarıma şunu söyleyeyim. Genelde çok fazla konuşulmaz. Yazarlara ne zaman yazmaya başladığı sorulur. Yazının temelini okuma oluşturur. Yani ben iyi okurlar olmalarını sağlık veriyorum burada. Mümkün olduğu kadar ama doğru bir okuma yapmalarını, eğer eleştirel bir okuma yaparlarsa ben çok kısa sürede yol alabileceklerini düşünüyorum. İyi kitaplar okuyun. İsmail Hoca'nın ben bu konuda sizin için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Onun bıraktığı izi takip edin. Yani bu tabii ki İsmail Hocam gençlere önerilerde bulunuyorum ben. O yüzden dediğim gibi yani yazıyla ilişki kadar okumayla ilişki de çok fazla önemlidir. Hatta temelini var eder, oluşturur bir metnin. Bana dediğim gibi hep sorulur ne zaman yazmaya başladınız diye. Ben de hep şöyle itirazda bulunurum. Bu soruya derim ki ya yazı ne zaman yazmaya başladım değil, ne zaman okumaya başladım. Bu ilkokul birinci sınıfla başlayan bir süreç değil. Çünkü okumaya başladığımda doğru bir okumanın önemini kavradım. Yani her okuduğunuz kitabı doğru okumasını yapamıyorsunuz. O yüzden lütfen iyi kitaplar ve doğru okumalar yapın. Sonrası çorap söküğü gibi gelecektir diye düşünüyorum. Bu hayatınızın her noktasını, her hücresine nüfuz edecek bir uğraşa dönüşür diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hayatınıza yaratır. Teşekkür ederim her şey için. Çok çok sağ olun. Abdullah hocam, Abdullah hocam, şimdi bir öğretmen arkadaştan da bir soru geldi de bir taraftan yine programı takip edenlerden. Her şey daha teknolojik oldukça, gitgide teknoloji hayatımızda hayatımızı kaplamaya devam ettikçe bu yazılanlar artık sadece internetle mi iletilecek? Herhalde e-kitapları falan kastediyor. Bu kitapları elimize almak durumu falan gitgide ortadan kalkacak mı? Ne düşünüyor yazarımız diyor. Yani şimdi benim tabletlerden kitap okuyamıyorum ben. Ama pek çok arkadaşım tabletlerden kitap okuyor. Ama sadece yani yazılı metinler üzerinden belki bu soru şöyle genişletebilir. Peki bizim bu yazdıklarımız bir 10 yıl sonra dikkat çekecek mi acaba? Yani yazdıklarımızın içeriği. Çünkü teknolojik gidişat bir algı başka türlü bir algı yarattığı gibi başka türlü bir insan tipini de yaratıyor. Çünkü gençler eminim duymuşlardır posthümanizm ve transhümanizm diye. Şimdi transhümanizm yani insanın bir gitgide mekanikleşmesi. Şimdi Alena'nın gözünde, Şeval'in gözünde gözlükleri var. O bir şey yani implant gibi düşünün. Onun görmesini kolaylaştıran bir şey. İnsanın yürümesini kolaylaştıran, görmesini kolaylaştıran, dişlerimiz dökülüyor işte sıfırdan kendimize diş yapıyoruz. Bir tarafımız kırıldığında onun yerine yani başka bir aparat yerleştiriyoruz gibi gibi. Yani insanın gelecekte bir değişim, bir dönüşüm geçireceğini düşünüyorum. Bu sadece bizim kitaplarla kurduğumuz ilişki üzerinden gelişen bir değişim değil. Bugün sosyal medyayı düşünsenize bir. Yani arkadaşların hepsinin ben Instagram'ı kullandığını düşünüyorum. Sadece merhabalaştıklarında kullandıkları sözcüğün ne olduğunu düşünseler aslında gelecekteki yazının da nasıl olacağını kestirebilirler. Oradaki kısacık iletişim biçiminin, o kısacık videoların aslında pek çok şeyi anlattığını ama hayatın ne kadar hızlandırdığını görebilirler. O yüzden yazılan bir metnin hangi platformda gösterileceği kadar o metinlerin içeriğinin de nasıl bir değişimden geçirildiğini göreceğiz. Yani ne kadar değiştiğini göreceğiz. Evet, evet. Ben
Evet, kitapları seviyorum ama muhtemelen bizden sonraki nesil tabletlerle kitap okuyacak. Ama kendileri de değişmiş olarak yapacaklar bunu. Belki yani gözümüzün içine yerleştirilmiş bir çiple biz kitabı belki de yani bir düğmeyle harekete geçireceğiz ya da bir gözlükle yani önümüzde okuyacağız, biliyorsunuz yani 3'te 7'de ne bileyim hani bir gözlük takılır ve oyun ortamına çekilir ya insanlar. Yani okuma edimini de ben böyle bir değişimden geçeceğini düşünüyorum. Yeni bir şeylerin ortaya çıktığını, yeni bir değişimin arefesinde olduğumuzu düşünüyorum. Adım adım buna doğru gidiyor. Bu sadece dediğim gibi yani kitapların dijital ortama taşınması değil, insanın da dijitalleşmesi ile ilgili bir süreç. Yani bu muhtemelen birbirini destekleyecek, birbirinin içinden çıkıp birbirini dönüştürecek bir yere doğru gidiyor. Yani kaçınılmaz bir şekilde bunu biz bence yaşayacağız. Yani kitaplar, insanlar ellerinde kitapları taşımayacaklar. Bir tablete binlerce kitap sığdırıp oradan açıp okuyacaklar diye düşünüyorum. Yani ama ben şahsen öyle bir şey yapamıyorum şu anda. Evet. Ben yani kitap alıp okumayı, kitabın kokusunu duymayı daha çok seviyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Bu cevabı da son olarak sizden aldık. Arkadaşımızın sorusuna çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun programımıza konuk olduğunuz için de. Kıymetli izleyiciler, sevgili öğrenciler, Rize Sosyal Bilimler Lisesi Edebiyat Sözlüğü'nde yine dolu dolu bir edebiyat sohbeti gerçekleştirdik. Kıymetli yazarımız Abdullah Arençelik'le Yediler Teknesi romanını, romanı özelinde genel olarak edebiyatı konuştuk. Öğrencilerimiz sorularıyla programı sürdürdüler. Sorularıyla programı sürdüren öğrencilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli yazarımıza, Edebiyat Sözlüğümüze konuk olduğu için teşekkür ediyoruz. Yine siz değerli misafirlerimize ve dinlemek üzere, izlemek üzere katılan öğrencilerimize de teşekkür ediyoruz. Daha sonraki programlarda görüşmek dileğiyle iyi akşamlar diliyoruz.